Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bu hafta gayrimenkul sektörünü konuşacağız. NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur sorularımızı cevaplayacak. 2018 gayrimenkul sektörü için nasıl geçiyor? Seneyi nasıl bitireceğiz? Ve NEF'in önümüzdeki dönem plan projelerini anlatacak. Bize hoş geldiniz Erden Bey. NEF'le başlayalım. 2018 ikinci çeyrekte bir büyümede bir gerileme yaşandı. Sektörde yani genel konuşursak. Satışlar nasıl geçti NEF için? Son çeyreğe geldik çünkü 2018'i de bitireceğiz birkaç ay sonra. Neler söylersiniz? Hangi projeleri hayata geçirdiniz? Satışları konuşalım. Ne kadar ev sattınız? Buyurun sizden dinleyelim. 2018'in yani ilk Ocak-Ağustos dönemi. Evet. İşte şimdi önümde rakamlar var. 2014'te 715 bin konut satılmış. Bu dönemde 2015'te 844 bin ülke olarak. Evet. Yıllık karşılaştırma. Evet, yani Ocak aynı dönemi karşılaştırdığımızda evet. 2016'da 844 binden 826 bine düşmüş. 2017'de 890 bin olmuş. 2018'de 870 bin. Yani geçen toplamda geçen seneyle aynı dönem arasında %1.73 15 bin. Konut kadar azalmış. Şöyle makro rakamlara baktığımızda dünyada biz yani OECD ülkeleri tabii içerisinde ikinciyiz Amerika'dan sonra. Avrupa'da birinciyiz. En yüksek konutu. İkincinin toplam yıllık konutu 600 bin. Ben bunu birkaç yıldır, 2-3 yıldır hep aynı şekilde ifade ediyorum. Türkiye için 1 milyon üzeri 900 bin 1 milyon civarı konut satışı gayet zaten iyi bir rakam. Şu anki rakamlar da aslında baktığımızda bu senede 1 milyon 400 binler gibi bir rakamla kapanacağı görülüyor. Yaklaşık olarak 1 milyon 400 bin konut satışı yine iyi bir rakam. Bu ekonomik konjonktürde konutların ki bunun içerisinde hep şöyle düşünüyoruz rakamları aslında bir inancımız var. Diyoruz ki konut satışı eksiliyor. Şöyle şöyle ama rakam eksilmediği zaman ki bu TAPU rakamı aslında çok basit de bir istatistik. Dolayısıyla hani bir ya, TAPU'dan beklenti anketi değil. Evet, TÜİK TAPU devrine bakıyor. Dolayısıyla yani bir enflasyon gibi işte farklı istatistikleri alıp bir kabul olmuyor. O kadar TAPU verilmiş bunun içerisinde. Şimdi böyle baktığımızda bizim bu kadar ve şöyle düşünülüyor. Demek ki yabancıya satılmıştır. Yabancıya satış çok ciddi artıyor ama bunun içerisinde çok küçük bir kısım. Yani yabancıya satış bunun içerisinde yüzde hani 3'ler 5'ler seviyesinde. Dolayısıyla yabancıya satış geçen ayla bir önceki ay arasında %129 artmış ama baktığınızda hani bir ilk 8 ayla bir önceki senenin 8 ayını kıyasladığımızda %40'ın üzerinde artmış. Fakat dediğim gibi toplam rakamı %3 olduğu için çok artması, toplam rakamı etkisi çok sınırlı. Aynen. Dolayısıyla bu aslında Türkiye'deki bizler tarafından satın alınıyor, tüketiliyor. Bunun da sebebi tabii çok ciddi bir nüfustan kaynaklı. Hane halkının azalmasına yani evlenmeler, boşanmalar, işte insanlar önceden bir evde ortalama 5 kişi yaşanıyordu. Şimdi bu rakamlar 3 küsürlere düştü. Bunun Avrupa Birliği ortalaması 2.2. Yani 4.4 ise bir evde ortalama yaşayan, bunun Avrupa Birliği ortalamasına düşmesi demek 2.2. Evet. Mevcuttaki konut stoğu kadar yani o 20-30 milyon daha yeni konut yapılması demek. İşte bu talebin karşılanmasından dolayı aslında hala bu konjonktürde de ev satışları %1.73 düşse de oluyor. Yoksa gerçekten böyle bir ihtiyaç olmasa, çünkü konut bir barınma ihtiyacı. Tabii. Tabii ki birçok insan yatırım olarak yapıyor ama o yatırımını niye yapıyor? Birileri barınma ihtiyacını karşılasın. Yine yani o evi verecek kiralasın diye. Mesela, evet. Kendimize şöyle bir soru sorduğumuzda ya bir ev alıyoruz, kiracısı olmuyor, o zaman ikinci ev almayız zaten. Yani kiracı şeyi bulamadığımızda. Veya müteahhitler de ev yapıyor, satın alınmıyor, o zaman ikinci projeyi yapamaz zaten. Yani yapmazı bırakın yapamaz. Şey dolayısıyla bu ihtiyaç kaynaklı bir şey olduğu için aslında son 4 yılda baktığımızda ekonomik konjonktür böyle her yıl konut satışlarını %10-15 büyütecek bir ekonomik konjonktür yok. Ona rağmen olması tamamen ihtiyaç sebepli. NEF özelinde de biz bu sene ne kadar satış oldu sizde? 1 milyar 342 milyonluk satış yapmışız. Bu seneki hedefimiz 1.9 milyar TL'ydi. Geçen sene 1.4 milyar toplam yıllık satışımız. Bu sene ilk 8 ay kıyaslaması yaptığımızda geçen seneye göre oldukça üzerinde yani
Çünkü son çeyrekte geçen sene daha çok satış yapmıştık yaptım. Yeni projeler. Bu sene yeni proje olarak bir aslında Kandilli'nin o da ön lansmanını yani soft lansmanını yapmıştık. Yaptınız. Ana lansmanını daha önümüzdeki aylarda yapacağız. Aslında yeni bir oranın proje inşaatı başlamış. Başladı. Yeni bir proje lansmanı yapmadık. Halbuki evet. Elma elma bakarsak yani Life for Life şeyiyle geçen sene iki tane üç tane lansman varken evet. Bu sene lansmansız olmasına rağmen daha üstte bir satış var. Yani %60 oranında diyeyim oldukça satış var. Bunun %15'lik kısmı yabancı. Yabancı yani. Evet. Çünkü sizde de yabancı oranları biraz düşüktü değil mi? O, evet, bu geçmişte sene artış düşüktü göstermiş. Aynen öyle. Bu sene artış gösterdi. Evet, geçmişte çok iyi hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Şimdi ikinci çeyrekteki gerileme, hani işte 31 Ekim'e kadar bir kampanya yapıldı. Hı. Değil mi? Yine konut der falan bunların hepsi emlak konut da var. Faizler de düşürüldü. Hani %1 biz psikolojik sınır diyoruz faizler için 0.98. Evet. Nasıl yansıdı size, sektöre? Yani satışlar eğer hani sizin satışlarınız iyi ama genel sektöre bakarsak neden böyle bir kampanyaya ihtiyaç duyuldu? Şöyle. Ne olacak yani bu kampanya bitince beklentileriniz neler? Aslında her sene, senede iki defa kampanya yapılıyor. Yani her üründe olduğu gibi genelde ürünlerin hani birçoğunda bu tip kampanyalar yapılıyor. Son 3 senedir de düzenli olarak yapılıyor. Konutta önceden firmalar kendi kendine kampanya yapardı. Yani kampanya sadece son 3 senedir icat edilmedi. Geçmişte de yapılıyordu ama bunu çok emlak konut, yani şimdiki bakanımız emlak konutun genel müdürüyken ilk o zaman yapılıyor. Bu işi yapıldı. Çok da birlikte yapılması aynen konfeksiyon tarafı gibi yani moda sektörü gibi diyeyim. Birlikte yapılması tabii daha fazla sinerji yaratıyor. O yüzden doğru bir şey oldu. Yani bireysel olarak firmaların ayrı ayrı dönemlerde 100 tane kampanya yapmasındansa her sene 2 tane kampanya yapılması daha sinerjisi daha yüksek oluyor. Evet. O yüzden o aslında o zaman emlak konutun attığı o adım bir gelenekselleşti değil mi? Bu şekilde de devam ediyor. Şöyle bir şey var. Kampanyadan önce 140-150 kişilere düşmüştü bizim haftalık satış ofisine giren kişi sayısı. Evet. Yaz için. Kışları 250 falandı. Hı hı. Şimdi kampanya dönemiyle birlikte yani ilk haftalarda 450-500'lere çıktı. Şimdi hala 400'ler civarında. Yükselme var, çok güzel. Dolayısıyla çok yani 3-4 katı yükseliş var. İçeriye giren kişi sayısı olarak. Tabii bu da yani direkt olarak satışa da yansıyor. Hı hı. Yani kimi tüketici ya bu devirde konut alınmaz diye düşünüyor. Kimi tüketici yani bu fiyatlar, enflasyon, maliyet artışı bu şekilde kalmayacak ve bu ödeme seçenekleri dolayısıyla bunlar son şanslar diye düşünüyor. İşte bu tip düşünen kişiler bu dönemde gelip ev alıyorlar. Peki yani kampanyaya yüzde kaç artışı mesela sadece bu 2 aylık dönemde? Giriş sayısını 4 katı falan arttırdı diyebilirim. Yani ortalama ilk hafta 4 katı arttırdı, sonraki haftalarda da 3 katı arttırdı. Peki daha sonrası için mesela Kasım ayında faizler yine %3 oranında seyrediyordu yani değil mi hemen hemen? 3 şu an hemen konut 2.60 konut kredi faizleri o şekilde. Evet peki yani bu böyle devam ederse faizler nasıl şöyle şu an olacak? Mortgage kullanımı zaten çok düşük. Yani ipotekli konut satışı da yine TÜİK rakamlarında var. Aşırı bir şekilde düşüyor yani konut kredili konut satışı. Çünkü bu faizler konut kredisi yani kullanımını bir şekilde artık elverişsiz hale getirdi. Dolayısıyla bundan yani geçmişe... Ya geçen seneye göre de yükseliş var. Tabii. Yani son 6 aydır ciddi bir yükseliş var ki geçen sene de yükselmişti zaten. Orada sübvanse ediliyordu yani. Aynen. Bas faiz 1.4 ise biz işte geliştiriciler olarak onu 0.98'e aradaki farkı şeyler karşılıyordu. Kimisi onların fiyatlarının içerisine koyuluyordu. Aslında sonuçta müteahhit de karşılasa şu da karşılasa eninde sonunda hani bu projeyi daha düşüğe satarsınız diğerini daha çünkü hep yani bu ev alacak insanın cebinden çıkıyor. Tabii yani ki. Bir kısmını bizler belli şey dönem karşılıyoruz. Eğer satış fiyatı ona imkan veriyorsa yani o zaman zaten evin fiyatına yansıyor diyeyim.
artık şöyle okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Eski böyle biner konut yapılan müteahhitlik kısmı şimdi bu durumda, bu ekonomik verilerle, bu konjonktürde artık öyle bir şey o düzeyde gitmeyecektir. Hmm. Daha önceden hatırlarsanız 15-20 sene önce işte 150 konut yapan müteahhit ve işte geliştirici büyük müteahhit oluyordu. Doğru. Şimdi sanki biraz oralara doğru gidecek. Çünkü konut kredisi bu işin çok önemli bir dinamiğiydi. Tabii talep açısından yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yani sonuçta biz tasarrufu belli bir ülkeyiz. Tabii. Dolayısıyla peşin paraya ev alma gibi bir durumumuz yok. Bizler vade yapıyoruz. İşte 36 ay, 48 ay kimi firmalar, tabii, 60 ay. Bu vade de sonuçta bu finansman maliyetiyle, önceden o yapılan vadelerle biz de dönüp bankaya borçlandığımızda ödediğimiz finansman maliyeti de şu an iki kat arttı. Dolayısıyla bu vadelerin de sürdürülebilmesi mümkün değil. Bir noktada gerçekçi olmamız gerekiyor. Ve bu zaten rakamlara da yansıyor aslında. Her ne kadar şey yapılmasa da diyeyim, daha çok seslendirilmese de. Evet. Baktığınızda yapı ruhsatı geçen seneye göre toplam metrekare olarak %42 azalmış. Ki bu yapı ruhsatı, yani yapı ruhsatı, her ruhsat aldığınızda 5 seneniz var inşaatı şey yapmak için. Dolayısıyla ruhsat alanların en az %60-70'i yeni projeye başlamıyor. Yani bizim 3-4 tane ruhsatımız var. Sonuçta konjonktürün daha şey olmasını bekliyorsunuz. Dolayısıyla bir önceki seneye göre, yani 2 sene öncesine göre %60 düşmüş. Yani yeni, yani gayrimenkul yatırımları açısından, inşaat. Evet evet, yani yeni projelerin yapımı çok 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 azaldı. Bu neye sebebiyet verecek? Yani bir, neden yeni projeye başlamıyorsunuz? Maliyetinizi kestiremiyorsunuz. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, önceden ihaleleri yaptığınızda işte ikinci tur teklifi aldığınızda fiyat normal olarak düşerdi. Tabii. Yani ikinci tur, üçüncü turda. Şimdi tam tersi bir süreç var. Yani ikinci tur tekrar fiyat yükseliyor çünkü zam yiyor ürünler. Yani bugün birçok ürün, şöyle söyleyebilirim, %70'in 80'in üzerinde. Birçok ürün %100'ün üzerinde. Demir çeliğe de zaten çok iki kat artış oldu. Genelde demiri biliyoruz ama her türlü. Yani bugün bildiğiniz binanın cephe sistemleri, mantolama, elektrik, yani kablo ürünleri hepsi yani %80-90 fiyatı arttı. Yani artış trendinde. O yüzden bu trend nerede şey olacak, maliyet nerede stabil veya stabile yakın hale gelecek, onu öngörmek gerekiyor. Evet, kolay gelsin diyelim. Siz sermaye artırımı kararı da aldınız. Toplamda 406 milyon TL'lik değil mi? Evet. Benim anladığım kadarıyla. Burada devam edecek mi? Neden böyle bir sermaye artırımına gittiniz? 2018 yılında oldu bu. Temmuz ayında. Yazın oldu. Temmuz'da sermaye artırımı yaptık, yani kararı almadık, sadece ödenmiş sermayeyi arttırdık. Öyle. Yani 52 milyondu ödenmiş sermayemiz, işte öz kaynaklarımız yaklaşık 700 milyon liraydı. Ödenmiş sermayemiz, hatta bu şöyle bir şey aslında, son belki hani 15-20 yılın bir seferde yapılan reel sektör tarafındaki en büyük sermaye artırımlarından bir tanesi yani. Hatta en büyüğü bile şey olabilir. Ödenmiş sermayeyi 460 milyona çıkardık. İşte öz kaynaklarımızı yaklaşık olarak 1 milyara çıkardık. Bu şöyle, önümüzdeki dönem sonuçta konjonktürel olarak en önemli şey dayanıklılık. Yani bu süreci her ekonomide dönem dönem, ülkemiz zaten biraz daha şey alışık diyeyim bu süreçlere, geçmişte de. Dolayısıyla buradaki şey, firmaları, yani şirketlerin kaynaklarını güçlendirmenin, borçlanma diye bir yöntem var, satış diye bir yöntem var, bir de sermaye koymak diye şey yapar. Yani patronun getirip sermaye koyması. Dolayısıyla şirketin toplamda akçelerini, kaynaklarını güçlendirmek için bu dönemde bunu 5 ay sonra da yapabilirsiniz, 8 ay sonra da, 10 ay sonra da yapabilirsiniz, 1 yıl sonra da yapabilirsiniz ama o stratejiyi baştan yapmak ve gerçekten aslında dediğim gibi tasarrufu bir ülkeyiz ama ülke olarak sermayemizi arttırabilsek, ülke olarak da dış ekonomik efektlere karşı güçlülüğümüzü arttırırız. O yüzden bu dönemde yani birçok şey de böyle bir şey yapılmıyor ama
Yani bilmiyorum şey bir şekilde hepimizin şöyle bir şey var ya bu ülkeye hangi görüşte olursak olalım ne düşünüyorsak düşünelim ne hatalar yapılmış olursa olsun yani hiç bu düşüncelerin tamamen bağımsız kimsenin başka bir ülkesi yok yani şöyle bir şey diyorum ben ya 30-40 milyon insan sürekli böyle olumsuz şeyleri konuşuyoruz gerçekçi olalım ona bir şey yok ama hep böyle olumsuzu konuşup sanki diyorum ki hani 40 milyon kişi özel bir görev verildi bize. Gitti git geldik. Olumsuz olumsuz her şey olumsuz olumsuz konuşacağız. Bu Türkiye'yi batıracağız. Sonra görev Allah bitti. Bir ay tatile çekeceğiz. Bu sefer bize yeni bir ülke verecekler. Gidip orayı yani biraz gayemizi maksadımızı aşıyoruz. Yani bu devirde ihtiyatlı konuşan, olumsuz konuşan bilge olarak kabul ediliyor. Vay çok ihtiyatlı, çok şey falan filan ve insanlar gerçekten birbirine moral verme diye bir şey yapamıyor. Çünkü moral vermek isteyen de işte aman hayalci oluyor ve burada ciddi bir hani psikolojik olarak bir tabii şey var. Fark edilmeyen bir baskı var insanların birbirine yaptığı. Güvenmek durumundayız. Tabii. Herkesin yapabileceği şey sonuçta elinden geldiğince çünkü bu süreçler öyle veya bir sene de sürse, üç sene de sürse geçici bunları tabii yaşayıp hep birlikte geçeceğiz. Ne süreçler atlatıldı. O yüzden sürdürülebilir olmak için de hep aynen sermayeleri güçlendirmek gerekiyor. Peki bir artırım daha düşünür müsünüz önümüzdeki dönem? Yani önümüzdeki dönemde yine dediğim gibi konjonktürün sertleşmesine bağlı olarak. Sonuçta bu şekilde şey yapacaksa biz yani şirketleri siz çok daha iyi bilirsiniz. İşte senaryolar yapılır. Hı-hı. Bu belli baz senaryolarda işte ekonomik gösterge kabulleri vardır. Evet. İşte dolar şu olacak, faiz bu olacak, böyle böyle olacak. Satışlar düşecek, maliyetler artacak. Çok. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuzda biz herhalde şu an 8 tane senaryomuz var. En kötü senaryoya göre hazırlık yapmanız gerekiyor. Şimdi o baz senaryolardaki rakamlar değişir. İnşallah öyle şeyler olmaz ama işte döviz çok daha yükselir, şu olur bu olur o zaman tekrar gündeme gelebilir. Her opsiyonu zaten siz bulunduruyorsunuz ona göre. Evet yani aklımızın yettiğince diyeyim tahminlerimizin yettiğince. Evet peki şöyle 700-800 bin kadar bir konut stoku var. Doğru mu bu rakamlar? %10'u markalı konut. Yani nefte bir markalı konut. Evet. Burada hani satışlar açısından konuşursak önümüzdeki dönem bu konut stoku bize arz talep açısından ne ifade ediyor, ne gösteriyor bu rakamlar? Sizden dinlemek istiyorum ve markalı konut açısından da sizden dinlemek istiyorum. Yani satışlar nasıl olacak önümüzdeki dönem? Bu stok bize neyi ifade ediyor? Şimdi şu an bir alıcı pazarı var. Dolayısıyla fiyatlar zaten hani şey yapılamıyor. Daha çok hani alıcıların isteği. O yüzden o anlamda cazip bir ortama bunun sebebine ödeme gücümüz, ödeme kabiliyetlerimiz azaldı. İşte buradaki stok rakamı şöyle yani bir data konusunda bir sıkıntımız var maalesef hani rivayet olarak böyle bir şey var. Ama bu datayı incelediğimizde nasıl ulaşıldığını bir kere mevcutta kat karşılığı yapılan yani düşünün Bağdat Caddesi'ni işte başka birçok toplamda şehirlerde yapılan İstanbul'da özellikle yapılan müteahhitliğin çok küçük bir kısmı markalı. Türkiye'de markalı konutun pazarı hani %7'ler falan diyeyim en fazla. Geri kalanı bildiğiniz daha küçük ölçekli mahalle ölçeğinde proje yapan firmalar. Şimdi buralardaki kat karşılığı aldığınızda orada diyelim ki mevcutta oturan bir apartman var. O apartmanı alıyorsunuz. Ona %50 veriliyor veya belli yerlerde %70-80 veriliyor. Dolayısıyla orada 50 daire yapıyorsanız 30'u, 35'i, 25'i zaten mevcut oturanların. Yani onlar zaten geçici olarak kiralık taşınma geliyor. İşte Bağdat Caddesi örneği işte 100 dairenin 70'i 80'i oturanların. Bu stoğun içerisinde o 100 olarak kabul ediliyor. Aynen. Çünkü şeyi bilemiyorsunuz yani veri hesaplama olarak devleti o hepsini kapsıyor. Yani yüzü de stok diye kabul ediliyor. Çünkü şöyle bir şey yok. Yüzde kaçla anlaşılmış ne var bunlar bilinemediği için bu stok nasıl bakılıyor? Şu kadar ruhsat var. Bu kadar yapım aşamasında kabul ediliyor ruhsatı olanlar şey olarak. Şu kadar iskan var. İşte bu kadar da konut satılmış. Dolayısıyla makro ruhsat rakamından makro satış rakamı birinci el satış rakamı düşülüyor. Aradaki fark bulunuyor ama o şeylerin içerisinde mevcut evinde oturanlar yok mesela.
veya satın almış, henüz tapusunu devralmamış. Onlar da yok. Yani daha ödemelerini yapıyor. Onlar da yok. Onlar da stok olarak kabul ediliyor. Çünkü tapuya bakıldığı için satışta. Dolayısıyla öyle. Bir de şöyle bir şey daha var. Türkiye'de toplam hani yılda zaten işte 1.400.000 konut satılıyorsa minimumda 250.000 konutun veya 300.000 konutun zaten stok olarak oluyor olması lazım. Siz daha iyi bilirsiniz. Hani sanayide kapasite kullanım oranı diye bir şey vardır. Kapasite kullanım oranları 70'lerin üzerine çıktığında yeni yatırım yapılır. Yani %30 boş kapasite diye bakılmaz. Çünkü ekonomide %100 kapasite kullanım oranı diye bir şey mümkün olmadığı için. O yüzden bunun belli bir miktarı şey makul ama belli bölgelerde tabii ki stoğun hani şey olarak bölge olarak yoğunlaştığı bir şey var. Bir de gayrimenkul yerinden koparılıp bir yere götürülmeyecek bir şey olduğu için stoğa da bölgesel bakmak lazım. Yani A bölgesindeki stoğun fazla olması ondan alakasız B bölgesindeki fiyatı çok etkilemiyor. Aynen. Fiyatı etkileyen şey genel ekonomik konjonktür. Çok iyi anladım. Geçen hafta Maliye Bakanı yeni ekonomi programı YEP'i açıkladı ve burada yine gayrimenkul sektörüne dair önemli konular vardı. Mesela kiralar TÜFE'ye bağlanacak. Gayrimenkullerden raiç bedel üzerinden alınmayacak, gerçek değeri üzerinden vergi alınacak. Bu nasıl buluyorsunuz bu kararları? Nasıl yansıyacak sektöre? Şöyle söyleyeyim, ben hani gerçek değer üzerinden vergi almasını gayet doğru buluyorum. Çünkü sonuçta ev orada 500 lira ama raiç değeri 100 lira. Evet. 100 liradan alınıp satılıp 100 liradan şey yapılıyor. Burada arsa sahibi daha çok mu vergi? Nasıl oluyor? Müteahhit de daha çok vergi ödeyecek. Arsa sahibi de, ev sahibi de daha çok vergi ödeyecek. Yani normal ikinci el bir evinizi satıp aldığınızda da daha çok vergi ödenecek. Ama burada şu var. Biz raiç bedel düşük diye %4 seviyesinde ya alım satım harcı dediğimiz şey. Bu bir vergi. Evet. Yani cironuzun %4'ünü hepimiz yani bir ikinci el ev alıp satan kişi de öyle. Tamam. Toplam satışının %4'ünü karşılıklı olarak gidip o hemen yatırılıyor. Normalde herhangi bir başka bir işte diye düşünün. Karlılık %10'sa kurumlar vergisi de karın %20'si ise aslında cironuzun %2'si karlılığınız var. Şimdi burada %40 bir kurumlar vergisi tahsilatı oluyor. Hem de kâr edip etmediğinize bakılmıyor cirodan. Siz evinizi aldınız, zarar ettiniz, cirodan veriyorsunuz. Yani diyelim ki bir ev almıştınız ikinci elde 1 milyon lira. Evet. %4'ü veriyorsunuz. Yarın 800 bin liraya onu satıyorsunuz. Tamam. 800 bin liradan bir daha %4 veriyorsunuz. Zarar etseniz bile her seferinde veriyorsunuz. Şimdi bu oran çok yüksek bir oran. Bu raiç değerler düşük olduğu için devlet de şöyle bakıyor ya zaten 500 bin lira 100 bin lira gösteriyorlar %4 küçük kalıyor diye. Biz de hep şunu diyoruz ya değerleme şirketi zorunluluğu getirirsin. Onun bir değeri olsun ama değerleme yaptırtmıyorsa kişi o zaman %4 ödesin. Ama gerçek değerine çıkıyorsa o zaman %4 de çok yüksek bir rakam oluyor. Tabii yani bu demek yeni sistemde böyle bir şey olacak. Aynen. Ve kiralar TÜFE'ye göre yani bu enflasyonla paralel. Yani TL dövizle kiralama olmayacak orada bir şey. O yüzden hani TÜFE ile kira sözleşmeleri yapılacak. Bireyler TL'den için de geçerli. Yani TL'den kiralama olacak. Anladım. Peki ben biraz şeye gelmek istiyorum. Satış yani müteahhitler işte sizin gibi gayrimenkul yapıcıları ne kadar yansıtıyor fiyatlara? Çünkü bu da çok tartışılan bir konu. Çünkü OECD bir araştırmaya göre OECD rakamlarına göre biz konut fiyatları artışında birinciymişiz Türkiye. Fiyat OECD artışında. Ülkeleri içerisinde. OECD ülkelerinin hani neredeyse tamamı gelişmiş ülkeler. Gelişmiş ülkelerde fiyat artışı hani artık oturduğu için seviye. Çünkü ya maliyetler de arttı dediniz, artışlar daha olacak mı? Şöyle yani tamamen arz taleple alakalı yani sonuçta talep doğru bir seviyeye geldiğinde artışlar şey olur. Ne olur? Arttıramadığınız için fiyatı talepte olmadığı için yeni yatırım yapılmaz. Anladım. Zaten bu böyle bir döngüdür genel ekonomik döngü. Yeni yatırım yapılmayınca toplamdaki arz azalır. İşte o stoklar azalır. Yani düşünün şu an %50 daha az proje geliştirilecek. Dolayısıyla o stoklar arzlar %50 azalacak. Arz azalınca talep düşer mi? İşte Türkiye'de öyle bir şey var. Biz 2030 yılına kadar talebimiz düşmüyor. Çünkü barınma ihtiyacı yani şöyle. Nüfusa bağlı olarak. Evet. Dünyada bir defa nüfusun yani demografik ihtiyacın tersine talep gelişmiş. Yani ihtiyaç varken talep azalmış. Ekonomik buhranda. Dünyada
bir defa oluyor. O da insanlar artık fakru zaruretten orada biliyorsunuz hani en gelişmiş ülkelerde açlıktan ölen insanlar oluyor. Öyle bir şey 1929'da. Bu sefer ne oluyor? İnsanlar aynı ortak eve taşınıyor. Şimdi barınma ihtiyacının ikame ürünü yok. Yani kimse, hiçbir devlet çadırda yaşanmasına izin vermiyor. İç güvenlik gereği herkesin bir ikamet adresi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla da bu ihtiyacı, mesela örneğin otomotivde ne var? Ya işte durum zorsa arabanı satarsın, toplu taşımayı kullanırsın. Şimdi evde öyle bir şey yok. Ya evlenip annenin babanın evinde oturmaya devam edeceksin. Ya ekonomi durumu çok zor, kötü şey, o zaman bir arkadaşınla eşlerinizi ikna edip birlikte bir evde, ortak eve taşınacaksın. Bu insanın yaşam konforunu çok etkilediği için değişmiyor. O yüzden de... Ya fiyatlar normal seviyede mi diyorsunuz? Genel şöyle bir toparlamak gerekiyor. Evet, şöyle uzatmayalım, toparlayalım. Fiyatlar şu an, yani son iki yıldır olan, hani zaten fiyat artışı çok az. Evet. Dolayısıyla son iki yıldır maliyetler yansımamış durumda. Dediğim gibi bu dönemden sonra yansıması da ancak arz talebe bağlı ama... Maliyetler çok ciddi arttığı için yeni yatırımlar yapılmayacak. Evet, Erdem Bey çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere tekrardan. Tekrar ederim. Bekleriz. Evet, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur sorularımızı yanıtladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.